Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Canlı yayında olan arkadaşlar, ses nasıl şu anda? Geliyor mu? Açar mısın? Bana cevap geldi mi? Geliyor. Öyle mi dedi? Hı hı. Heh, var mı soru? Abi ses geliyor. Senin sesin geldi. Tamam. Kardeşler, sayfa 718 Sözler. Başka nereden okuyacağım? Sözler 471. Emirdağ 255. Kastamonu 88. Kastamonu 259. Mektubat da var ama onu şey yapamayız ama. Konu şu. Sizin hatırınıza gelen yerlerde olur. Bir kere bu kanunu yakalamak gerekiyor, şu anlatacağım bir şey. Şimdi insan bu dünyaya gelmiş. Gönderilmiş. Güzel. İnsan bu dünyaya gönderilmiş. Senin işin o. Biz kendi işimiz bakalım. Gönderilmiş. Bakın bakalım sıkıntı çektiğimizin içeriğinde ne var? Ben kendim olarak canım. Yani sıkıntı nereden çekiyorum? Tamam, çok okuyacağımız yer sizce malum. Ama kanun anlatıyor burada. Bu yöntemi yakalamak gerekiyor. Herkes kendisine bunu sorsun. Ben sıkıldığım mevzunun içerisine baksın. Sebebi şuymuş. Onu okuyacağım. Konuşuyorum. Allah'ın işine karışmaktan kaynaklanıyor. Allah'ın işine kendi işimiz gibi Allah'ın işine karışıyoruz, yönetmeye çalışıyoruz. İnsan gibi düşünüyoruz. Allah gibi düşünemeyiz zaten. Düşünmeye çalışıyoruz. Allah gibi düşünmeye çalışıyoruz. Sıkıldığınızın içerisine bakın. Kendi vazifemizin olmadığını göreceksiniz. Mesela, misal vereyim başta. Ne yazdım biliyor musun? Dağıtma dersi. Fazla dallandırmayacağım. Mesela ölüm korkusu. Korkuyor muyuz? Hayatımızı zehirle çeviriyor vesaire. Kanser olacağım. Kalp krizi bir şey var. Bundan sıkılıyoruz. Bak bakalım senin işin mi bu? Çocuğum olmadı. Ya niye zengin olmadım? Niye topal oldum? Söyleyin bana bir tanesini ya. Sıkıldığınız bir şey söyleyin. İçerisi sıkıldığın şeyi Allah'ın işine karışmaktan kaynaklanıyor. El ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsinden. Bu kanunu yakalamak için yer okuyacağım. Ölüm korkusu Enes. Kanser, korona bilmem ne. Tamam da içerisine bakın. Senin benim işimiz değil o. 718 şu, sözler. Ey haif ve hem zayıf. Ey korkan. Ama korktuğuna tahammül edemeyen. Ey haif. Hem zayıf. Niye? Korktuğu şeyi çözemeyen, anlamlandıramayan. Tamam? Zayıf. Ey haif ve hem zayıf. Haf ve zaafın behüde. Haf ve zaafın behüde. Boşuna uğraşma. Hem senin aleyhinde. Hem senin aleyhinde. Korktukça daha beter ediyor. Tamam. Tesirat-ı harici teşci eder, celbeder. Korktuğun şeyi daha üzerine çekersin. Hani kanun-ı ilahi var ya.
Ağaçların olduğu yerde yağmuru Cenab-ı Hak celbettiriyor. Değil mi? Mesela bunu bilim yeni yeni fark etmiş. Diyor ki, bak cümleyi okuyayım da ondan sonra bilimin söylediğini söyleyeyim. Tesirat-ı harici teşcih eder, celbeder. Olumsuz mu düşünüyorsunuz? Kainatta, şimdi bilimin söylediğini söylüyorum. Varlıkta, kainatta, menfi, müsbet, bütün hepsi dağıtılmış. Hepsi var. Ne düşünüyorsan onu çözüp kendine çıkıyorsun. Öyle diyorlar mı? Diyorlar. Şimdi ustadın söylediğini söyleyeyim. 1926. Bir şey mi eksik abi? Yok. Tamam. Tesirat-ı hariciyi, harici şeyin bendeki tesirini celbeder, teşcih eder. Şiddetlendirir, çekerim onu. Çekerim onu. Aklıma geldi, başıma geldi. Ha, aklıma geldi, başıma geldi. Hep beni buluyor. Seni bulacak tabii. Çünkü sen çektin. Adresi sen verdin. Mesela WhatsApp'ta veya işte şunlar bunlar diyor ki, bu programı sana müsaade ederiz ama her şeyine ulaşacağım ben. Resim tam çekerken diyor ki, konumunu aç diyor. Bana da gelsin o resmin diyor. Bunun gibi oluyor. Sana o programı kazandırıyor, belki kullandırtıyor ama kullanılacaksın. Bir daha. Tesirat-ı hariciyi teşcih eder, celbeder. Neyi? Ey Allahsız orayı düşündüğün için haif ve zayıf. Yani senin işin olmayan şeyden korkan, endişe eden, ona tahammül edemeyen zayıf. Senin vesvesen ve hafun ve zafun behüde, senin aleyhinde. Tesirat hariciyi teşcih eder, celbeder bu. Ya, ya bana tesir etmez. Sen ben kimiz ki ya? İşaret edeceğiz de diyor ki, şeytanın ruhu, ahlakı, ahlaksızlığı yani, meleklere bile sirayet etmiş. Diyor mu demiyor? Ki meleklere sirayet ettiği için Allah'a soru soruyor. Yani öğrenmek gibi gözükürken soru aslında başka şey de var, koku var. Diyor ki, kan dökecek, fitne yapacakları mı yaratacaksın? Ha, buraya kadar tamam, normal soru. Ama biz sana ibadet olarak yetmiyor muyuz? Değil mi? Bakın, ikincisi çok garip. Biz sana ibadet olarak yetmiyor muyuz ki kan dökecek ve fitne çıkartacağı insanı yaratacaksın? Bu diyor, meleklerde bu şey yoktu diyor. Bu nasıl bildi diyor? Birinci yol, lef-i mahfuza baktılar, insanın fıtratını okudular melekler. Veya melekler, şeytan meleklere sirayet etmiş olmalı. Meleklere şeytan sirayet ediyor da. Ha, şimdi bu kanunu yakalayacağız arkadaşlar. Burada anlatılanın bir olay anlatıyor. O olayın mesela Celaleddin Arzim Şahı. Onları geç, o semboldür. Musa Aleyhisselam semboldür, Meryem semboldür, peygamber kıssaları hep semboldür. O sensin yani. O sensin. Demek ki neyi düşünüyorsak onu celbediyoruz. Şimdi bir daha bakar mısınız kendi aleminize? Korktuğun şeye bakın. Neye korkuyorsun Mehmet? Ne seni perişan ediyor? O senin işin değil işte. Ondan eziliyorsun. Koku gibi bizden. Eskiden misal veriyorum. Koku, pis koku, pis şeyler cilveliyor. Aynen. Güzel koku, güzel şeyler cilveliyor. İşte 29. sözde geçiyor. Revai tayibe, tayip kokular, ervah-ı âliyeyi celbeder ve cezbeder. Revai-i habise, habis kokular, ervah-ı habiseyi celbeder. Onun için Allah Resulü bana sevdirilen üç şeyden bir tanesi de koku. Yani kokunun celbettiği kişi, şeyler işte. Ey vesveseli veham, iki şey söylüyor. Ey yaptığı işlerden,
veya daha olmayan şeylerin fikirleri vesvese fiiledir. Vehim düşüncelereedir. Vesvese kalbidir. Vehim aklidir. Kalbe yakın olan lüme-i şeytaniye şeytan atar. Nereye musatalı olur şeytan? Amele, imana, abdese, gusule, var olana. Vesvese geliyorsa o demek ki o doğrudur. Abdestin yok diyorsa hiç endişe etme, bana ver şeyi mesulü. Abdestin var demektir. Abdestin olmasaydı sana abdestsizsin deyip de gidip abdest aldırmazdı sana. Abdestin yok diyorsa onun tabiatında, sisteminde sana abdest aldırmak olmadığında sana zorlaştırmak için yapıyor. Senin abdestin var. Vesvese budur. Vehim ise olmayan düşünceleri, aha kanser, kalp, koronayım, kabir, nasıl canım çıkacak, kabirde ne soracaklar, ne yapacağım ben mezarda, bu cehennem nasıl, ya senin işin mi bunlar? Onun için senin işin değil ki. Senin işin değil. Allah'ın işine karışma. Ey vesveseli veham. Bak öyle bir kanun koyuyor ki şuraya. Muhakkak bir maslahat mazarat-ı mevhume için feda edilmez. Ne yapacağım? Sana lazım harekat. Netice Allah'ındır. Mevhum şeyde söylüyor lemaatta 65. ve 64. madde veya 63-64. Diyor ki mevhum muhakkak maslahat mevhum mazaratla feda edilmez. Yani muhakkak yapman gereken şey var ya, onu yap ve düşün. İhtimali olan şeyler olabilir. Mevhum mazarat, yani muhtemel zarar ihtimallerinde yapman gerekeni ortadan kaldırmasın. Burada da söylüyor bak, muhakkak bir maslahat. Yani yapman gereken bir şey, mesela yaşaman gerekiyor. Ölünceye kadar yaşaman gerekiyor. Yani ibadet yapman gerekiyor. Acaba ben bunu yaparsam ölür müyüm? Ölürsem şu olur mu? Ya derse gideceğim, bilmem ne yapacağım. Yolda bu olur. Kanser oldum. Mevhum mazarat. Mevhum. Yani vehim. Vehmin ortaya çıkarttığı şey. Mevhum mazarat. Yani düşüncede zarar olabilir. Yapman gerekeni ortadan kaldırmaması gerekiyor. Tamam. Mesela evlilikte oldu bugün bir tanesi. Ya bu kötü çıkar dedi. Bununla evlenmedim. Ya bu nasıldır belli değil dedi. Mevhum mazarat. Olabilir mevhum. Derken bugün olmuş 39 yaşında. Bundan sonra da zaten sen alsan seni almazlar. Bil. Niçin bu çarpıcı örnek veriyorum? Hayatın her safhasına uygula. Muhakkak maslahat, muhakkak yapman gereken mevhum mazarata, yani olabilir zarar, ihtimale tebdil edilmez, değiştirilmez. Bak ne kadar acayip kanunlar koyuyor. Olabilirler, olabilirlerde kalsın. Yapma gerekeni yap. İşine karışılmaz. Kimin? Allah'ın. Allah çeker abdini, meydani, imtihana. Böyle yaparsan eğer, böyle yaparım ben der. Yani Allah kulunu imtihana çeker. Bak, sen diyor yapma gerekeni yap. Netice Allah'ındır. Allah'ım imtihana çekme. Ben bunu yaparsam böyle yapar mısın bana? Böyle olursa bana bunu verir misin? Ben bu zekatı verirsem, yardım edersem benim de işimi yapar mısın? Ustadın şeyi ya, Mehmet sen de anlatıyordun. Ustada bir tane çoban yoğurt getirmiş. Koymuş. Enes. Yoğurtu getirmiş koymuş. Barla'da mıydı? Neredeydi o? Hatıralarda abi. Tam da nerede? Hangi Barla? Barla'da. Barla'da. Koymuş oraya. Bir gün sonra mı, iki gün sonra çoban gelmiş. Bakmış ki yoğurt kabuğu yoğurtla beraber duruyor. Demiş ki ustadım Seyda, yemedin bu yoğurdu.
senin yoğurtun için dedi, bu kardeşlerimin için de senin keçine dua edemem dedi. Onun için getirmiş, ustad okumuş şeyini, içini. Ha, bu yoğurt getiriyorum ama benim keçilere dua etsin. Pazarlıklı. Bunu veriyorum, onu mu vereceksin bana? Ya dünyayı veriyor, ahiret istiyor. Senin diyor keçilerin için ben bu kadar ciddi ahiret işlerim için de keçilerine dua edemem dedi. Mesela adeta içinde pazarlıklı yapıyor böyle. Ey Allah'ım ben bunu yapıyorum ama hizmetine. Senin dinin hizmeti. Bana da bunu vereceksin ha. Bunu yap ya. Acayip. Adamın içini şey yapmış. Demiş ki senin yoğurtun için demiş bu kadar kutsi şeylerim için de keçilerine dua edemem. Muhakkak bir maslahat, mazarat-ı mevhume için feda edilmez. Sana lazım harekat, netice Allah'ındır. İşine karışılmaz. Allah çeker abdini meydan imtihana. Böyle yaparsan eğer, böyle yaparım ben der. Abd ise hiç yapamaz Allah'ını tecrübe. Allah'ını tecrübe yapamaz. Rabbi muvaffak etsin, ben de bunu işlerim dese tecavüz eder. Rabbi muvaffak ederse, ben de bunu yaparım. Bak, Rabbi muvaffak etsin, ben de bunu işlerim. Yani ben bunu verirse, ben de böyle yaparım. Hayır, şu anda yapman gerekeni yap. Şu anda yapman gereken neyse onu düşün, ona odaklan. Ama geleceği istikbali şeyleri, uhrevi şeyleri yapılır. O çünkü niyete göre Allah muamele ediyor. Dünyalıklar için o kadar uzun turlu emellere gerek yok. İşlerimi düzene sokayım, bir ondan sonra yönelirim diye. Ha, işlerimi şey yapayım, namaza başlarım, derse giderim, kitap okurum. Hadis kutsi var, nasıl abi? Söyle bak başın şey, içerisini söyle. İçerisini... Ya tamam. Cenab-ı Hakk'a diyor ki bana bunu yaparsan... Ha, siz bana yönelin, ben işlerinizi halledeyim. Siz diyorsunuz, ben ilk önce işlerimi halledeyim, sonra sana yöneleyim. Allah da diyor, siz bana yönelin, ben işlerinizi halledeyim. Ya, aynen öyle. Düzenden bahsediyor. Şimdi evet. Şair diyor ki, saç düzen alır, hamur biter. Ev düzen alır, ömür biter. O kadar. O kadar. Yani işim olursa Allah'a döneceğim. Oysa Allah diyor ki bana dön, işini ben düzelteceğim seni. Başka bir hadisi kutsi de bir mana şöyle diyor. Dinimi dert edinenin dertlerin üzerime alırım diyor. Başka bir hadisi kutsi de ey dünya, dünyaya vahyettin. Dünya, küreye müvekkel meleke var ya. Ona vahyetmiş. Ey dünya, seni esas alıp beni terk edeni arkanda hizmetçi yap. Ey dünya, seni benim için terk edeni, beni esas almış, seni terk edeni, arkasında hizmetçi o. Ben bir şey söyleyeyim. Bu hadisi kutsiyi tahakkuk ettirmek için söyleyeceğim. Allah şahit olsun, başka ne diyeyim. Bu hadisi kutsiyi ben de görüyorum. Allah'ımı esas aldım, dünyamı koydum kenara, dünya arkamdan geliyor. Maddi ve manevi, Allah İsa'nın ikramını, bu hadisi şerifin hürmetine söylüyorum. Başka gayem yok. Allah aynı bu hadisi şerifti ben kendimde görüyorum. Beni esas almış, seni ikinci derece, seni arkasına atmış. Ey dünya ise arkasını bırakma, hizmetçi ol ona. Ey dünya, seni esas almış, beni arkasına atmışsa kendine hizmetçi yap. Kendine hizmetçi yap. Bu hadisi kutsi. Benim hakikaten maddi rızkım, manevi rızkım Allah çok ikram etmiş. Çok şükür. Çok hatalarım var. Çok kusurlarım var. Ama onun rızasından başka bir şeyi elimden geldiği kadar takip etmediğim için ey dünya, ona hizmetçi ol. Hakikaten Cenab-ı Hak veriyor. Yani bu şeyde olmamam gerekiyor zahiri sebep noktasında. Emsallerim de var. Yani şu Risale-i Nur'daki bu enfusi vesaire mevzularda olmamam gerekiyor. Ama Allah ikram etmiş. Yani olacak şey değil. Yani ben de şaşırıyorum. İkram ediyor. Bazen gece kalkıyorum. Bazen serbest bölge mesela. Akılla düşünecek şey mi yani? Ben bu hadisi anlatmak için söylüyorum.
Allah'ın işi, Allah'ın işini Allah'a bırak. Sen kendi işini yap. Bu kanun o kadar hoşuma gidiyor ki bugünlerde çok da ihtiyaç var. Mesela ölüm konu. Ya diyor sabah ikna edene kadar 17 dakikam geçti böyle. Sevdiğim de birisi. Açmadan da yapamadım. Ya diyor pıt pıt yaparsan kardeş diyor. Abi de ya sırtımda da ağrı oldu diyor. Tamam mı? Ya abi sağ tarafta da oldu diyor şey. Ya abi dedim senin ne zaman öleceğini sen mi tayin edeceksin? Kızdım artık. Yoktu kim yapacak ya bırak ona ya. Neyle ne zaman nasıl öleceğini senin işin mi? Ne yapalım şimdi yani kalk da hemen hastaneye bu kadar bir sürü tabi. Sen gitsen şimdi 10 tane hastalık çıkar. Hanginiz hepinize söylüyorum hepiniz gençsiniz. İbrahim'e de söyleyeyim. Ay İbrahim iki tane. En gençsiniz. Şimdi gitsen 3-5 tane hastalık çıkar mı doktor çıkmaz mı? Doktorum halledilse. Çıkar ya. Ben gideyim şimdi 10 tane hastalık çıkar. Bu kadar çevrem olduğu halde bir defa tetkik, bir defa check-up yaptırmıyor. Oluyor bizde olmuyor mu? Ona anlatıyorum bunu. Abim sen ne ile, nerede, nasıl öleceğini, yani imansız mı, imanlı mı? Sana ne ya? Demiş anlatayım sana. Musa aleyhisselam 40 günde bir daha giderdi ya, Rabbine mağaraya. Giderken şey yapıyor, adam çiftçilik yapıyor, şey ibadet yapıyor çok acayip. Hem çiftçilik de hiç ama abid yani. Selam verdi. Ümmeti yani Musa Aleyhisselam'ı. Ya Musa nereye gidiyorsun? Rabbime gidiyorum diyor. Yani manada. Ya Rabbine sorsana benim halim ne olacak diyor. Biliyorsun onu değil mi? Ondan sonra. Benim halim ne olacak? Sana niye, niye sorduruyorsun? Neyse. Ya Rabbi dedi. Sen malum duydun ama ben de onun şeyini emanet aldım. Onun durumu nedir? Ona dönerken söyle. Onu cehenneme atacağım diyor. O cehennemliktir diyor. Kendisi kaşındı biraz. Böyle. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam o kaşındı dedin ya. Sahabeye diyor ki bana soru sormayın. Bu sefer hüküm geliyor. Emir geliyor. Aramlar, helaller geliyor. Soru sormayın diyor. Tam birisi soracaktı. Misvak hakkında çekip gitti. Vacip olmasın, farz olmasın diye. Az kalı farz oluyordu diyor. Yani Peygamber. Şimdi git dönerken söyle dedi. Ama o adam da adam gibi adammış biraz. O hata yaptı mı? Dönerken ya ey peygamber dedi. Allah benim hakkımda ne dedi? Dedi ki o boşuna uğraşmasın dedi. Boşuna uğraşmasın o cehennemliktir dedi. Tamam dedi. O adam hiç değişmedi. Biz olsak duman oluruz. Ha ya. Ya Allah diyecek ki sen İbrahim boşuna uğraşma tövbe estağfurullah. Söyle menfi bile söylemeyin. Adam hiç rengi de değişmemiş. Aynı. 40 gün sonra geliyor adamı aynı ibadette görüyor. Allah Allah. Şaşırıyor. Sen ne yapardın? Vallahi ben mi? Ben düşünmek istemiyorum. Ne yapardım diye. İnan düşünmek istemiyorum. Olumsuzu düşünmek istemiyorum. Mesela 2 gün sonra dünyalı o gün gelsin o zaman düşünürüm. Şimdi ben ne yapardım? İnan düşünmüyorum. Koymuyorum kendi onu. Çünkü ona dönüşüyorum. Ne düşünüyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Kötü şeyler yapardın demek. He? Demek kötü şeyler yapardın. Neyse zorlayamazsınız. Beni düşünmeyeceğim İbrahim. Sonra bak şimdi. Ama Allah'ın da güzel kuluymuş yani. Bakmış ki Musa Aleyhisselam aynı ibadeti yapıyor. Geçerken selam kelam. Ey Allah'ın Resulü Rabbine mi gidiyorsun he? Bir şey diyecek misin? Hayır demeyeceğim dedi. Ama hiç ibadetini değiştirmedin demiş. Sen zaten cehennemliksin. Ondan sonra demiş ki o kahraman benim vazifem kul olmak. Cehenneme koymak koymamak onun işi. Ben onun işine karışmam. O benim işim değil. Sonra Cenab-ı Hak dedi ki ey Musa unuttun değil mi dedi. Unuttu ve onu söylemeyi. O yoldaki rastladığın zat ne dedi sana böyle böyle. Evet dedi. Ben onu imtihan için yapmıştım. Evet o cennettiktir dedi. Bununla da Musa Aleyhisselam'a da şey yapmış. Bak böyle ümmet verdim sana diye. Yani ama adam sormaması lazım ama sordu. Adamın işi kul olmak. Ha şimdi mesela kalp krizi geçirecek miyim? İmansız mı olacağım? Ben aç mı olacağım? Ne için? Çoğaltın ya.
Bakın Allah aşkına, sıkıldığınız, dert edindiğinizin içerisine bakın. Çoluk çocuğum ne olacak? İstikbali ne olacak? Okul şey oldu. Bu ne olacak? Allah'ın işleri hep. Allah'ın işine omuz veriyor böyle. Kaldırabilir misin ya? Abd ise hiç yapamaz Allah'ını tecrübe. Rabbim muvaffak etsin. Ben de bunu işlerim. Eğer Rabbim beni muvaffak ederse ben de bunu yaparım. Deme. Yapman gerekeni yap. Yani mutluluk da öyle. Bu şeyim olursa mutlu olacağım. Sakın deme. Mutlu olmayı şimdi dene. Mutluluk verilmiyor. Alınmıyor, satın almıyor. Uyandırılıyor. Mutluluk yok dışarıda. Öyle bir şey yok. Mutluluk dışarıda yok öyle bir şey. İçeride uyandıracaksın. Şu işim olursa mutlu olacağım. Hayır. Huzurlu olacağım. Hayır. Şarta bağlama mutluluğunu. Var sende bu. Bak ne diyor İbrahim? İpek. Allah tecrübe eder. Rabbim muvaffak etsin. Ederse, bunu bana verirse ben de bunu işlerim. Sana yaparım. Hayır. Yapacaklarını yap. Mehmet Bey biliyor belki. Hatırlarsın pazarda. Allah rahmet etsin. Kanser. Bir zat. X. Allah bak dersin içine koyduk. Merhamet ediyoruz. Dua ediyoruz yani. Allah affetsin taksirat. Kanser ziyaret ettim. Her şey böyle. Ondan sonra, o Hasan kardeş falan. Yaşlı abimiz. Kaç? 7 veya 8 kat. 4 daireli. Kargaz. Tuğla dönülmüş. Hasan kardeş dedi. Ziyaret. Bu binadan bir daire seç dedi. Dershane vereceğim sana dedi. Yok abi dedim. Yani. Yok dedi seç. Ya seni dedim şeyine de mani olmasa o zaman girişten ver bana dedim. Girişten. Kirada da değiliz. Papilat köyünün şehitlik binasında yapıyoruz ders. Bunun evinde yapıyoruz. Daha pazarda dershanemiz yok. Tamam. Dedim ya sana da şey yapmayayım. Girişten alayım. Tamam dedi. Seç sağ mı sol mu? Şu bursayı seç. Tamam o senin tuğla. İyi ben bundan sonra ben donatıyorum. Ha, dershane de. Sonra gidip geliyoruz. Bugün yarın olacak. Sonra dedim ki cemaate. Dedim böyle bir şey verdi. Ya Rabbi dershanenin hürmetine. Allah'ım bu vefat ederse çoluk çocuğu vermez. Tapuyu daha vermedim. Çocuğu dinlemez der. Allah'ım şu dershane olacak. Bu adam dershane verdi. Dershanenin hürmetine bunun kanserini kaldır. Şifa ver bina olana kadar en azından. Tamam. Böyle dua ettim çok. Yani sağda solda ders yapıyoruz. Dere kenarında yapıyoruz. Yer yok yani. Yerimiz yok. Kimse de vermiyor tutsak bile. Ya Rabbi dershane verecek. Bu adam çocukları vermez. Bu adam sağken bu dershane olsun. Tapuyu hizmete versin. Ondan sonra sen bilirsin daha. Dershane ya Rabbi kalbimi kırma Allah. Dershane ben kendi zatıma istemiyorum filo. Kalbimi kırma ya Rabbi. Gelan Hazretleri'nin sözüdür. İstiyor. Ya Rabbi kalbimi kırma diyor. Kalktı ayağı bu. Kalktı. Ayağı kalktı. Sonra beni çağırdı. Bina olmaya başladı. Sıvalar falan oluyor. Bina canlandı. Acayip çağırdı bir gün. Ona dedim ya biz yapacaktık sıvayı. Biz ama benim binada yapıyor. Daireyi de yapıyor sıva gidiyor. Beni çağırdı. Böyle gittim. Gel dedi. Bir arsaya götürdü beni. Şu arsayı görüyor musun dedi. Evet dedim görüyorum. Arsa daha bina yok. Ben o binayı daireyi vermekten vazgeçtim. Şu arsaya bina yaptığım zaman sana vereceğim dedi. Sözünden döndü. Allah Allah ya Rabbi. İyi tamam. Ben zaten seni istememiştim. Sonra ya kısa bir zamanda ne abdest tuttu, ne namaz kılabildi, ne de öyle öldü gitti. Çocuklara da hiçbir taraftan da verdi. Yani niye söylüyorsun? Şarta bağlama. Yapması gereken oydu. Onu görünce baktı suvalar oluyor. Dünya güldü. Bu arsadan temenni etti. Muhakkak maslahat, bak muhakkak yapman gereken mevhum mazarata değişme.
Kanun her yerde işliyor. Rahmetli oldu. Hayır, olmadı. Dua ettim. Benim vazifem dua etmekti. Ya Rabbim kaldık. Kaldır deyince o halet gitti yani. Yani şeydi. Artık nasıl ama ben istiyordum ki dershane olsun, mülk olsun, dershane olsun. Bizim işimiz bu. Ben öyle diyorum ya Rabbime. Ya Rabbim beni dershaneleri açmak için yaratmışsın. Seni anlatmak için beni yaratmışsın. Öyle inanıyorum. Ve şu... Niçin verdim bu sefer? Allah onu taksir affetsin dershanenin hürmetine, geçmişlerinizin de taksiratını affetsin. İtham için demedim. Rabbim muvaffak etse, ben de bunu işlerim dese, yani beni Allah'ım bunu bana yaptığın zaman bunu böyle yaparım deme. Tecrübe etme Allah'ı. Yapma gerekeni yap. Tamam. İsa'ya demiş şeytan, İsa Aleyhisselam'a. Madem her şeyi o yapar, kader birdir, değişmez. O zaman dağdan kendini at, o da sana ne yapar? Madem kader birdir, değişmez, ecel birdir. Ey İsa demiş. Normal adam değil ha bu adam. Şeytanı diyor. Acayip adam. Herkesi nasıl kandıracağını biliyor. Şu dağdan at bakalım dedi. Bakalım kaderle mi ölüyorsun, atmanla mı? Hani her şey takdiri? İsa Aleyhisselam'la horon mu oynuyorsun sen? Ne dedi o? İsa dedi, ey Meluh, sen bununla horon mu vuracaksın? Öyle acemimi gidiyor ki ona çattıkları zaman. İsa dedi, ey Meluh, abd edemez Rabbini tecrübe ve imtihan. Rab tecrübe imtihan eder kulunu ama kul, ey Allah'ım ben bunu yaparsam bana böyle yapar mısın? Ben böyle gidersem sen bana böyle cevap verir misin diye tecrübe yapamaz. İsa dedi, İpek, ey Melun, abd edemez Rabbini tecrübe ve imtihan. Bunu işlersem sen bunu böyle yapar mısın? Ben böyle adım atarsam bana herhalde böyle bir cevap verirsin. Ben senin dinine hizmet ediyorum, sen de bana yardım etmek. Hayır, benim dine hizmet etmek diyecek, benim fıtratımın gereği. Kul olmak fıtrattır ya. Din hayatın hayatıdır, hem nuru hem esası. İhya-i din ile olur. Bu milletin, fertlerin ihyası. Benim fıtratımın iktizası ya. Ben dinden olacağım, huzur olayım diye. Hayır. Ben zaten dini yaşamak fıtratımın gereği. Şimdi başka bir yer okuyorum. 471. Kadere iman etmek. Yani ruhu hürriyeti gemlemiyor mu? Kayıtlamıyor mu? Yani kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi ortadan kaldırmış, selbetmiş. İnsan ise ruhu imbisat ve cevelana muştak olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? Soru anlaşıldı değil mi abi? Bir daha düz okuyorum. Kader bizi bağlamış, bir, hürriyetimizi selbetmiş, iki, İmbisat ve cevelana muştak olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? Kadere iman etmek, ruh genişlemeye, mutlak hür olmaya özelliği bu. Kadere iman etmek, ruhu kayıtlamıyor mu, sıkmıyor mu, hudutlarını çizmiyor mu? Ağır değil mi Enes diyor kadere iman etmek. Hürriyetimizi kaldırmış. Bak. Burayı da okuyacağım, keseceğim herhalde. Emir Dağları'na, Kastamonu'ya herhalde vakit bulamayacağız. El cevap, kadere iman etmek ruhun hürriyetini kaldırıyor mu? Sıkıntı mı veriyor? Bakalım ne diyor? El cevap, kata ve asla. Kadere iman etmek ruha sıkıntı vermiyor, kayıtlamıyor. Niye Ahmet? Niye vermiyor? Sıkıntı vermediği gibi Ahmet, nihayetsiz bir hifet, bir rahatlık, bir reyhani veren, emn-ü emanı temin eden bir surur, bir nur veriyor. Kadere iman etmek, ruhu bağlamak şöyle dursun. Nihayetsiz bir ruha hafiflik veriyor. Bir rahatlık veriyor. Revhu reyhanı veren, yani içsel böyle, insanın kokusu var biliyor musunuz? Herkesin kokusu ayrıdır. Hasta olunca kokunuz değişiyor, mutlu olunca koku değişiyor. Herkesin an ve an kokusu değişiyor.
Allah Resulü'nün öyle kokusu vardı ki sahabeler Revan'dan uzatmayacağım. Görmediler nereye gitti, ne tarafa girdi. Sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nerede olduğunu, nerede bilecektin? Telefon yok ki. Nerede? Şey yaparmış. Kokudan bulurlarmış. Gül kokarmış. Koku. Şimdi koku ahlakın dişe vuruşudur der büyük zatlar. Mesela niye parfüm çıktı çok? Yani o kadar da zararlı ki saça, koltuğa sürdüğün zaman delikleri kapatıyor menfezleri. Niye çıkmış? Ahlak düştükçe koku çoğalmış. Yıkanma olmadıkça parfümler çıkmış Fransa'da vesaire. Diyor ki büyük zatlar, benim fikrim değil, bana kızma. Çünkü ben de dahilim bu işe. Ahlakı ağır olanın teri, kokusu pis kokar. Neyi düzeltmesi lazım? Parfümün mü değişmesi? Ahlakını düzeltmesi lazım. Ahlakımız düzelmesi gerekiyor. Ağır teri kokuyorsa bir insanın ahlakını düzeltmesi lazım. Batının dışa vuruşudur. Batının dışa vuruşlarıdır bu. Koku, ses, mimik, sima, davranış. Hep bu batının dışa vuruşudur. Batınların. Onun için revu, reyhanı veren, emni, emanı temin eden bir surur, bir nur veriyor. Çünkü insan kadere iman etmese, etmese ne olur? Küçük bir dairede cüzi bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü bir çare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Çünkü insan bütün kainatla alakadardır. Nihayetsiz makasıt ve metalibi var. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş ve muvahhiş olduğunu anlaşılır. İşte kadere iman bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar. Kemali rahat ile ruh ve kalbin kemali hürriyeti ile kemalatında serbest cevelanına meydan veriyor. Yalnız nefsi emmarenin cüz'i hürriyetini selbeder ve firavuniyetini ve rububiyetini ve keyfe maşa harekatını kırar. Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki tarif edilmez. Yalnız şu temsil ile o lezzete ve o saadete bir işaret edici şöyle ki, ben okumayacağım onu, bir daha döneyim. Kadere iman etmese küçük bir dairede cüz'i bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü bir çare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Niye? Çünkü bak, çünkü insan bütün kainatla alakadardır. Dokun sözde diyor. İnsanın insaniyet bütün insaniyeti bütün kainatla alakadar etmiş. Şimdi düşün. Kadere iman etmedim, ağır vurup savurdum. İstediğim gibi hareket ediyorum. Ama dünya kadar ağır yükü ruhumda var. Ne o? Kabir var. Ebed sesi var bende. Ölmek istemiyor. İhtiyar olmak istemiyor. Korona olmak istemiyor. Kanser olmak istemiyor. Kalp krizi geçirmek istemiyor. Peki bunlara iktidarın var mı? Küçük bir serbestiyet istediğin gibi şey yapıyorsun ama peki ruh ne oldu? Kadere iman edince ne oluyor? İbadet edebilenlerde kaderle mutmain olur. Kader iman esasının sonuncusudur. Niçin? Benim anladığım. Niye başta bu değil? Beş de kader esasını zaten başında söylüyor. Allah'a iman, ahirete iman sorunu yaşayan bir insana kader dersi yapılmaz. Miraç dersi yapılmaz. Allah ve ahirete iman sorunu yaşayan Ahmet, kader dersi, miraç dersi yapılmaz. Çünkü kader beş tane iman esasının kişideki hazımlılığıyla ortaya çıkan bir itika, iman seviyesidir kader iman. Beş tane iman esasını hazmedenin haleti rüyesidir kader iman. Kader iman, Allah müminlerin keşkilerini, geçmişteki bir sürü dertlerini gemisine atmaktır. Onun ağırlığından kurtulmaktır. Müslümana keşkilerden, sıkıntılardan kurtarmak için
Emniyet sibobudur kadere iman etmek. Kafire vermemiş Allah bunu. Geçmiş kaderdir, gelecek tekliftir. Bakalım ne yapacağım? Evlendin mi kardeşim? Kaderdir. Evlenecek misin? Kader değildir. Bakayım ne yapacaksın? Teklif. Tamam. Eğer kader olsaydı evlilik, daha bekar için, o zaman Allah Resulü şunu 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 için seçin, Kur'an böyle böyle seçin demezdi. Seçti bitti mi kader? Geçmiş kader, gelecek teklif. Ha, o zaman ruhtaki arzuları, istekleri kadere iman etmedin mi? Bunun altına nasıl çıkacaksın? Mesela ben öleceğim. Hepiniz öleceksiniz. Bak kendim yapayım. Nasıl öleceğim? Kalk bizi odada mı vuracak? Kanser mi olacağım? Ne yapacaklar yani kabirde beni? Ne diyeceğim ben Allah? Bir sürü sorularım yok mu kafamda? Günahlarım. Haşırda ben ne diyeceğim ya? Peygamber korktuğu meydandan. Haşır meydandan peygamberler korkmuş ya. Sen ben kimiz? E ne olacak? Ne diyoruz? Men amene bil kader emine mine keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Ne yapalım? Artık Allah Erhamur Rahim'in. Allah merhametli değil. Merhametlilerin en merhametlisi. Allah acıyan değil. En çok acıyan. Acımayı bana söyledi. Allah affedici değil. Affı bana söyledi. Affet dedi. Allah çok affedendir. Böyle bir tane ayette. Ha, Allah'ın merhameti. Allahsız düşünme kabiri. Allahsız can vermeyi düşünme. Mehmet nasıl canın çıktı? Azrail'in nasıl gelecek biliyor musun? Nasıl gelecek abi? Sonunu düşünen kahraman olamaz abi. He? Sonunu düşünen kahraman bak, olamaz. Bak değil mi? Zübeyir abin demiş. Zübeyir abinin. doğdun ölüm anına kadar bütün hasenelerini topla. Kelamını, kokunu, amelini, itikadını, imanını, hissiyatını, bütün hepsini topla. Macun yap. Bütün selliğidir senin Azrail'in. Günahlarını bahsetmiyor. Bana göre senin günahın yok. Sen biliyorsun günahını. Böyle de olmayacak. Azrail aleyhisselam herkesin imanı itikadına göre bir muayyen bir şekle dönüşecek. Bazısının Azrail'i peygamber gibi gözükür. Bazısı evliya gibi olur. Bazısı bir kardeşin gibi olur. Ya. Mesela derstesin böyle. Bakarsın benim simanda gelir. Onun simasında gelir sana. Bana da öyle olacak herhalde. He mesela Ahmet abi. Damar Ahmet abiye ustad diyecek ki sana. Ahmet kardeşim. Buyur ustadım. Gel sen bir ders vereyim. Onun adı işte vefattır. Tamam ustadım derken geçtin gitti. Aynı böyle oluyor. Ben uydurmuyorum. Müstüzan da etmiyorum. Böyle oluyor. Böyle yazıyor. Büyük zatlar işte hastanede bir tanesi geçen vefat etti. Rüyada gözüküyor. Diyor ki baba dedi ya ben dedi aşağı gidene kadar sen vefat ettin dedi ya. Ne nasıl oldu? Nasıl vefat ettin dedi. Hastanede oluyor şeyde Küçükçekmece'de Yavuz Sultan Selim midir o? Kanuni Sultan Selim Hazretleri. Orada olmuş. Adam orada oğlu refakatçi gitti aşağı inene kadar bir şey yaptı. Geldi ki vefat etmiş. Ondan sonra rüyada üzüldü de babayı ben yanında değildim ya kaç günden beri yanındaydım. Bir ayrıldım vefat etti. Oğlum dedi ben vefat etmedim ki dedi. Ne oldu dedi. Oğlum dedi falanca var ya bizim köyde. Güzel. He baba dedi o tarikatçı böyle hoş bir adam he. O dedi beni ziyarete geldi. Gelince ben ona dedim ki neredesin ya ben hastanede yatıyorum beni ziyaret etmedi. O da dedi ki ben senin hastalığını duydum. Bir ilaç yaptım. O ilacı sana getirdim. İçince ayağa kalkacaksın da kalkıp gene köye gideceğiz Tokat'a şey yapacağız. Çobanlık yapıp çay içeceğiz dedi ya. Sopaya çaydanlığı koyacağız gene dedi. Ya öyle mi ya dedi. Tabii ya ben sana şey getirdim. İlaç getirdim. Ben dağdan yaptım bu ilacı diyor. Tokat'ta çobanmışlar ikisini. Ondan sonra ben sana ilaç getirdim. İyi ya dedi o zaman. Hadi işte demek kalkacaksın. Verdi bana ben değiştim. Hadi kalktım dedi. O kalktı arkasından gitmenin adı vefatmış. Adam ayağa kalktı. Tokat'a çobanlık yapmaya gidiyor. Onun adı bu. Bak onun simasını. Ya kardeşim senin işin değil bu. Bunları düşünme. Allah'ın işi.
kadere iman ettin mi, dünya kadar ağır yükü bir çare ruhun omuzunda taşımaya mecbur olmuyorsun. İnsan bütün kainatla alakadardır. Ne oluyor? Nihayetsiz makasidi var, maksatları var, metalibi var. Ama nihayetsiz arzularımız var, isteklerimiz var. Allah istiyoruz, ahiret istiyoruz, rıza istiyoruz. Ama kudretimiz yok, irademiz yok, gücümüz yok, sermayemiz yok. Bir sermayemiz var, o da imanımız. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için çektiği manevi sıkıntı, ağırlığı ne kadar müthiş, muvahiş olduğunu anlaşılır. Bunu anneler daha çok çeker. Öyle vefat etmiş yavrusu. Allah Allah. O yani hissedilen fazla. Kadere iman etmesinde hadi o bebeğini, çocuğunu yatağının iniş ve çıkışından bile tahammül edemeyen bir anne. Şefkatli bir anne düşün. Yatağın inişli çıkışta olsa çocuğunu öyle yatırabilir mi? Yok. Üstü açık olsa. İşte böyle bir anne elini tutuyor. Taşlıklara, kayalıklara, mezara koyuyor. Geldi dayan. Kadere iman, imanı hemen yetişiyor. Bana diyor ki bak, bu Allah verdi, Allah aldı. Bulu çağına kadar gelen çocuklar vefat edince ehli cennettir. Şimdi neredeler diye kadın soruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, bulu çağına gelene kadar vefat eden çocukların şu anda çobanı, dadisi kim biliyor musun Enes? Kim bakıyor berzatta? Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim aleyhisselam bakıyor. Ululaz peygambere teslim edilmiş. Sen senin benimle bakmaya değil. Allah İbrahim aleyhisselam dedi ki kıyamet, peki kıyamete kadar yetiştiriyor. Yetişiyor ha. Kıyamet kopana kadar ahiret değil. Kıyamet kopana kadar ahiret değil. Şu anda alemi berzatta. Eğitim de devam ediyor. Öğrenme de devam ediyor. Sevap da devam ediyor. İbrahim aleyhisselamın eğitiminde. Bak müthiş muvahiş ortadan kalkıyor. İşte kaderi iman bütün o ağırlığı kader sefinesini atar. Kemali rahat ile ruh ve kalbin kemali hürriyeti ile kemalatında serbest cevelana meydan veriyor. Yalnız kime darbe vuruyor kaderi iman? Yalnız nefs-i emmarenin cüz-i hürriyetini serbeder ve firavuniyetini ve rububiyetini ve keyfe maaşa hareketini kırar. Kadere iman etmek, kadere iman o kadar lezzetli ve saadetlidir ki tarif edilmez. Yalnız bir misali diye 471'de devam ediyor. Emirdağ, Kastamonu, lemalardan okuyacaktık. Celaleddin Harzemşah okuyacaktık ama zaman bulamadık. Hulasam şu, edebiyatı, giriş, gelişme, sonuç. Sıkıntılarınızın altına eziliyoruz ya, bakın onlara. Sıkıntılarınızın içerisine bakın, Allah'ın işine karışmaktan gelen el ceza min cinsam amel peşin cezasıdır. Sıkıntılarımızın içerisinde Allah'ın işine karıştığımız zaman dünyada da cezasını çekiyoruz. Sen kendi işini yap, Allah'ın işine karışma. O işini yapıyor, sen de işini yap. O kainatın patronudur, kainatın sahibi odur. Kim yazıyordu? Ha sildik. Madem böyle ilmi muhiti ezeli var, kim nereye layık ve mustahak ise ona öyle muamele etti ve edecek. İlmi ise her şeyin, her şeyini, her cihetini bilir. Her şeyin, her şeyini, her cihetini bilir. Kim nereye layık ve mustahak ise ona öyle muamele ediyor ve edecek. Ya niye ona öyle oldu? Kim nereye layık ve mustahak ise, mektubattan söylüyorum. Kim nereye layık ve mustahak ise ona öyle muamele ediyor ve edecek. Hiç endişe etme. O işini ona bırak. Vahir de vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Sorusu belki canlı yayında olanların sorusu olur diye durdur, şey yapmadım sana. Var mı sorusu olan?